İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Evet, özlediğimiz ortam oluşmuş. Uzun zamandır görüşemiyorduk böyle. İyi oldu bu. Oyunla ilgili şunu söyleyeyim. Tabii bugün itibariyle kazanmak çok önemli. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani oyundan ziyade skor almak bizim için çok daha önemliydi. Çünkü henüz hazırlık aşamasındayız. Yani bu ilk periyottaki 3 maç ve milli maç arasını hazırlık aşamasının devamı gibi görüyoruz. Onu söyleyeyim öncelikle. Sonradan katılan, geç katılan, sakatlıktan çıkan oyuncularımız çok da hazır olduğumuz söylenemez. Ama hazırlanıyoruz. Yavaş yavaş hazırlanıyoruz. Takıma daha katılacak oyuncular var. Onların da geliş süreci ve hazırlık süreci olacak doğal olarak. Ya bir de karmaşık bir ortam var ama bir süre sonunda bunu toparlayacağız diye düşünüyorum. Bugün için oyundan memnunum, skordan memnunum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Sezonun ilk maçıydı, zordu. Taraftarla buluşmak tabii bizim için çok daha güzel. Uzun zamandan beri taraftarımızı göremiyorduk. Bugün onlarla birlikte oynamış olduk başlangıç olarak. Bundan da çok memnunuz. İyi bir sezon başlangıcı. İnşallah devamı iyi olur. İsmail Bey. Yani kaldığımız yerden devam etmeye çalışıyoruz tabii. Bir oyun anlayışımız var. Onu oturtmaya çalışıyoruz. Oyuncular değişse de oyun anlayışımızın değişmesini istemiyoruz. Bütün oyuncularımız ne oynamak istediğimizin farkında ama tabii şu anda fizik güç olarak çok hazır durumda değiliz. Ama hazır olacağız yaklaşık bir aylık süreç sonunda hazır olacağız diye düşünüyorum. Yani çok artı ve eksi olarak aynı takımla oynuyoruz. Baktığınız zaman bir Kenan var geçen seneden, bir de Salih var. Başladığımız kadroda iki tane farklı oyuncumuz var. Onlar da kendi takımlarının önemli oyuncularıydı geçen sezon. Onlar da katkı yapacak diye düşünüyorum. Ama işte Türk oyuncular kattık kadroya. Onların da katkı yapacağını düşünüyorum. Alternatifli bir kadro olmak, geniş bir kadro olması bizim için tabii daha iyi. Çünkü geçen sezon sonunda yaşadığımız sıkıntıları hepiniz biliyorsunuz. Oyuncu kadro kurma konusunda bazı sıkıntılar yaşadık. İnşallah bu sene hem Şampiyonlar Ligi hem Türkiye, yani birçok alanda minimum 50'nin üzerinde maç oynayacağız. Onun için de geniş bir kadro kurmaya çalışıyoruz. Artıları, eksileri artık ligin devamında siz eleştirirsiniz diye düşünüyorum. Selam. Elimizden geldiğince şöyle söyleyeyim. Yani kulübümüzü ekonomik olarak çok büyük sıkıntıya sokmadan doğru transferleri yapmaya çalışıyoruz. Doğal olarak da bu süreç uzuyor. Yani geç mi kaldık? Evet, geç kaldık. Ama bu bizim isteğimiz doğrultusunda olan bir durum değil. Avrupa'dan oyuncu almak, iyi oyuncu almak, işte sorduğun gibi santrafor seçimi yapmak gerçekten çok zor. 3-4 tane alternatif oyuncumuz vardı. Onlarla bazı sıkıntılar yaşadık. Doğru, son olarak Batshuayi ile ilgileniyoruz gündemimizde. Yani bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta herhalde oyuncu burada olur diye düşünüyorum. Çünkü bayağı bir aşama kaydettik oyuncu ile ilgili. Bir aksilik olmazsa oyuncuyu almayı planlıyoruz. Bir iki oyuncu daha takıma katmayı düşünüyoruz. Özellikle bir stoper bölgesine, bir de merkez orta sahaya iki oyuncu daha eğer şartlar uygun olursa, ekonomimiz uygun olursa katmayı düşünüyoruz. Ama dediğim gibi kolay değil. Yabancı oyuncu almak özellikle hiç kolay değil. Rakamlar çok yüksek oluyor bazen. Biz de ekonomiye uygun oyuncular bulmaya çalışıyoruz ki verdiğimiz rakamlar da öyle küçümsenecek rakamlar değil. Yani Avrupa'da birçok ligdeki takımların oyuncuları Türkiye'deki rakamları maalesef alamazlar. Yani burası daha yüksek rakam veren bir ülke. O yüzden bizi tercih etme ihtimalleri, işte Şampiyonlar Ligi'nin olması da bizim için bir artı. Umarım 2-3 oyuncu daha alıp transferi kapatırız. Harika.
Sağ olun. Evet, biz dediğim gibi kendi oyun sistemimizi kullanıyoruz. Yani oyunculara göre bir sistem kurmuyoruz. Bir sabit bir oyunumuz var. Özellikle iç saha oyunumuz çok net. Çok farklı bir oyun oynamayı düşünmüyoruz. Alex zaten çok kaliteli, çok yetenekli bir oyuncu. Yani hangi sistemi kurarsanız kurun, ona ayak uydurabilecek kapasitesi de, yeteneği de Alex'in var zaten. Çok sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Oyuncunun kilo sorunu yok. Fizik olarak iyi durumda. Zaten kendisi de antrenman yapmış bu süre boyutunda. Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta kadroya alırız. Ondan sonra fizik durumuna göre oyunsal anlamda belki işte bakacağız yani. Belki 20 dakika yarım saat oynatırız. Öteki maçta daha fazla oynatırız. Onu da herhangi bir sıkıntıya sokmadan iyi bir hazırlık devresi geçirip içeri atmak istiyoruz. Çünkü oyuncu biliyorsunuz 6-7 aydır maç oynamadı. Bu kolay bir durum değil futbolda. Evet. Özellikle topu kaptırdığı zaman Beşiktaş önün alanda oynayan bir takım. Geliyorlar, o savunma geçiş oyunlarında çok başarılı bir Beşiktaş izledim. Özellikle bu konuda çalışıyor musunuz? Çünkü geçen sene daha ileride diye düşünüyorum. Yani çok oyunsal anlamda konuşmak istemiyorum. Neden? Çünkü sezonun ilk maçı, yani 3 tane hazırlık maçı oynadık. Çok fazla hazırlık maçı da oynamadık. Yani oyuncularımızı 45'er dakika oynattık bu maçlarda genelde. Yani işte 90 dakika oynayan 2-3 tane oyuncumuz var bizim hazırlık maçlarında. Başka yok. Biraz daha fizik olarak yukarıya çıkarsak, tempo yükseldiği zaman oyun daha da farklılaşacak, daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Ama bugün itibariyle genelde arka bekleri çok fazla oyuna çıkartıyoruz. Bu da bizim kendi oyunumuzla ilgili bir durum. Ama dediğim gibi yani öndeki oyuncularımız da buna çok müsaitler. İşte Enkudu çıkıyor, Larin giriyor. İkisi de bizim için çok önemli oyuncu. Kenarlarımız Raşit var, sonra Gökhan giriyor. Gökhan, Raşit topu çok iyi kullanan oyuncu. Gökhan driplingçi bir oyuncu. İşte Enkudu driplingçi oyuncu. Ama Larin daha farklı bir oyuncu. Yani farklı farklı oyuncu modellerimiz var ama aynı oyunu oynamaya çalışıyoruz. Yani oyundan feragat etmiyoruz. Farklı oyuncu tipleriyle de o oyunu oynamaya çalışıyoruz. Ya biraz zamana ihtiyacımız var açık söylemek gerekirse. Yani bu zaman sonucunda çok daha iyi duruma geleceğimizi düşünüyorum. Yeni gelen oyuncularımızla biraz daha fazla antrenman yapıp belki milli maç arasında bir hazırlık maçı düşünüyoruz. Ya onu da oynarsak tahmin ediyorum daha iyi duruma geliriz. Şöyle söyleyeyim, Mert çok önemli bir kaleci biliyorsunuz. Milli takımında kalesini korudu. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'de oynadı. Bizim de beğendiğimiz aynı zamanda Türk. Yani Türk olması da çok önemli, onu da söyleyeyim. Yabancı olsaydı almazdık mesela. Türk olması çok önemli. Kiminle oynayacağımıza gelince, yani biz herkesle oynayabiliriz. Yani bizim için çok şey, oyuncu o oynamış bu oynamış çok ifade etmiyor. Zaten sezon içerisinde biz herkesi kullanıyoruz. Ersin de oynar, Mert de oynar. İşte bizde herkes oynayabilir. Yani kim formdaysa, kim bizim istediğimizi yapıyor, kim istediğimiz oyuna ayak uydurabiliyorsa, konsantre ise, hazırsa biz onu kullanıyoruz. Yani oyuncuların kimin oynadığının daha önce de söyledim, çok fazla bir önemi yok. Benim için önemli olan oynayan oyuncunun sahada ne yaptığı. Ya o taraf benim için çok daha önemli. Oyuncularımız bunun bilincinde. Hepsi oynadığımız oyunu, oyunlardan ne istediğimizi çok net bir şekilde biliyorlar ve onu sahada uygulamaya çalışıyorlar. Zaman zaman olmayabilir, iyi işler çıkmayabilir, kötü oyunlar ortaya çıkabilir, kaybedebiliriz. Bunlar bu oyunun doğasında olan şeyler. Yani maç kaybettik diye o maça takılıp kalamayız. Sezon içerisinde bir sürü maç kaybedebiliyoruz. Geçen sezon şampiyon olduk ama 8 maç kaybettik. Kaybedebiliriz yani. Futbolda kazanmak da var, kaybetmek de var. Bunun bir oyun olduğunu unutmayalım. Pas kanallarını kapatan, pas kanalında olan bir oyuncu oldu. Bu rolde devam edecek mi? Ben Salih'in
Şimdi bizde tabii biraz daha farklı bir oyun anlayışı var. Salih'in bu oyun anlayışına alışması biraz zaman alabilir. Bu da çok normal. Biz farklı bir oyun oynuyoruz. Ondan istediğimiz şeyler çok farklı. Yani Atiba gibi öne gitmesini, gol atmasını, ceza alanı içine girmesini, pas trafiğinin içinde olmasını ve sürekli fizik gücüne dayalı yüksek tempoda oynamasını bekliyoruz ki orta saha böyle oynamazsa zaten işimiz zor. O da sezon başından beri iyi antrenmanlar yaptı. Çok dışarıda kalmadı. Tahmin ediyorum yavaş yavaş uyum sağlayacak, yavaş yavaş alışacak, taraftarımıza alışacak, takımımıza alışacak, oyunumuza alışacak. Çok oyuncularla ilgili eleştiri yaparken çok acele etmemek lazım. Yani biraz zaman vermek lazım onlara da. Onların da işi kolay değil. Artık bu oyun çok zor bir oyun oldu. Tamamen fizik güce dayalı, temasla oynanan, ne bileyim çabuk oynanan, oyunculara minimum 11-11,5-12 kilometreye yaklaşan koşu mesafeleri yakalaması gereken bir oyun. Onların da işi kolay değil. Biraz zaman verelim. Bu zaman içerisinde o da takıma alışacaktır. Ama o bölgede çok oyuncumuz var oynayacak. Onu da söyleyeyim. Zaman zaman oyuncularımızı kim formdaysa sakatlık oluyor, cezalı oluyor. Yani hazır olanları elimizden geldiğince en doğru şekilde kullanmaya çalışacağız. Taraftara gelince, evet taraftarımız beni içeriden çağırdı, çıktım. Taraftarımız ne zaman çağırırsa o zaman çıkarız içeriden, her yerden çıkarız, sorun değil o. Onlarla bizim diyalogumuz, benim diyalogum çok farklı. Onlar ilk geldiğimde buraya çok büyük destek yaptılar bana. Buraya gelmemde çok büyük rol oynadılar. Taraftarımız her zaman baş tacımız. İyi akşamlar. Teşekkür.